takımımızda köftenin de hiç azımsanamayacak kadar fazla katkısı vardı bu takıma. Şimdi Joker'in gelmesiyle o katkıyı alabilecekler mi açıkçası merak ediyorum ben. Problemler yaşayacaklardır çünkü yani baktığımız zaman köfte biraz daha hakim bu takıma ve bu takım içindeki olaylara. Bence geçen mevsim onların en iyi oyuncusu köfte. Ama bu mevsim onu söylemek zor çünkü... Bu mevsim rulet biraz öne çıktı. Starskin öne çıktı. Artı köftenin bazı tuhaf kararlar verdiğini öyle. Geçen sezon hep onların ana karar vericisi gibiydi. Daha savaş başlatanıydı. Daha dağınık olan takımı toplayan adam gibiydi. Şimdi biraz kendi kendine dağıldığını gördüm bu sezon köftenin. O yüzden belki de iyi olacak onlar adına. Belki başka bir stratejiyle gidecekler. Çünkü şu ana kadar her zaman köfteyi bir tamamlayıcı olarak kullandılar. Belki şu anda Joker'le beraber bir baskı noktası olarak da kullanmayı deneyebilirler. Ana baskı noktasında rulet veya Starskin kullanmak yerine stratejiler değişebilir bence bu hafta bu değişiklikle beraber. Evet, Wild'i de arkada bir sinirlendi şöyle rulet onu yerinden kaldırınca. tabii bu hafta oynamak istiyordu ama kadrolar nasıl yazıldıysa öyle oynuyorlar. Diğer taraftan üst koridorlara bir geçiş yapalım. Starscreen ve Nila Nalay bakalım bu iki oyuncu şu ana kadar nasıl performans sergilemiş? Ya şöyle baktığımızda Nila Nalay'ın orada bir ayrık ölüm sayısı var ki aslında yani. Neden bu takımın da benim gözümde en zayıf halkası olduğunu gösteriyor bu. Diğer taraftan 11 ayrık ölüm. İki oyuncunun da ormancıdan neredeyse hiç katkı almadığını görüyoruz. Ya Starscreen'in yine kabul edilebilir seviyede de Nila Nalay'ın hiç gelmiyor yani Trix belli ki. Stone Fab vakası mı? Ama işte Fab kadar sağlam da durmuyor. 11 kere ölmemesi lazım. Ya 11 böyle kere... oynayacaklarsa 11 kere kesinlikle ölemez zaten. Yani 8 maçta 11 ölüm nedir tek başına? Toplam ölümü değil yani. Tek başına ölümü bu. Bu da net olarak şunu gösteriyor. Galacticos oyunun, yani oyunların büyük bir çoğunda üst koridordan geri düşüyor demek. Hem de birebir geri düşüyor. Hani ormancıyı oraya çağırıp geri düşmüş olsa işte ise karşılığında diğer taraflardan başka bir şeyler alabilirler. O tarafta öne geçtik, burada geri düştük diye kabul edilebilir bir takas olur. Şu an onu yapamıyor Galacticos. Ve bunu yapamadıkları için zaten hani bazı maçlarda erken oyunu hiç fena oynamayıp kapatamadıkları senaryolar oldu, evet. Ama bunun sebeplerinden bir tanesi de o. Evet, erken oyun takım belki iyi oynuyor olabilir ama her koridorda bunu yapamadıkları için orta oynadı takım halinde güçlü girmiyorlar. İlla bir kişi eksik kalıyor. Bir kişi eksik kaldığı için maçı kapatmaları daha zor oluyor haliyle. Ya şöyle baktığımızda onlara dediğim az önce de söyledim zaten en zayıf oyuncuları gibi gözüküyordu. Sadece bu arada ayrık ölüm koridor safhası da değil. Oyun takım savaşlarına döndü mü, oyun beraber oynamaya döndü mü sürekli Nila Nalay'ın takımdan ayrı yakalandığını da görüyoruz. Yani tek sadece bu ayrık ölüm birebirler değil problemi bence. Diğer taraftansa onlar için iyi bir nokta. Geçtiğimiz hafta evet kötü bir Yasuo performansı izletti bize Kenzuki ama Kenzuki inanılmaz bir gelişim gösterdi şu ana kadar. Yani sezonun ilk karşılaşmasına bakalım. Geçtiğimiz hafta oynadığı karşılaşmalara bakın. Yasuo'yu ayırıyorum. Akali'ye bakalım mesela. Supa karşı. İrelia'sı var. Yine benzer bir İrelia'sı var. Hakikaten güzel bir gelişim gösteriyor ve takımın Ruvelius'un dışında ikinci taşıyıcısı konumuna gelmeye başladı ki onların ihtiyacı olan da buydu. Yani tek taşıyıcı, tek Ruvelius yetmiyordu. Bir yere kadar götürebiliyordu Ruvelius. Kenzuke'nin de oraya eklenmesiyle birlikte daha iyiye gidiyorlar diyebilirim. Ve ligdeki rekabet adına da önemli bir maç. Bir takımın iki, bir takımın üç galibiyeti var ve galibiyet alan için bir adım yukarı çıkma mücadelesi aslında bu. Bir adım playoff'a yaklaşma mücadelesi. Hangisinin galip geleceği çok önemli. Seçim yasaklama aşamasında ilk yasaklananlar Niko ve Mordekaiser oldu. Ya Morde'yi bugün bir takımın daha açık bırakacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Ya bence görürüz daha. Ya bence bırakılmamalı ya. Bırakılmamalı. Hakikaten dengeleri değiştirebiliyor. Diğer taraftan Evelynn yasaklandı. O da alışılagelmiş rulet yasaklaması. Sanırım ilk günü falandı. Her maç Ryzen açık kaldığı bir gün vardı. Evet, evet. İlk günüydü galiba. Sonra bir anda yasaklanmaya başladı sürekli. Belki orada da aynı benzer bir senaryoyu görebiliriz. Ve Irelia yasaklamasıyla devam ettiler. Kenzuke'ye Irelia bırakmak pek akıl kârı olmuyor. Bunu da görmüş olduk açıkçası bu mevsim. Zaten en iyi oynadığı şampiyondu, onu biliyorduk. Ama neden en iyi şampiyonu olduğunu bize de göstermiş oldu. Diğer taraftan Karma yasaklaması geldi. Sejuani açık kalacak. Atrox açık kalacak. Eğer yasaklanmazsa tabii. Bunlardan bir tanesi kalacak. Ben saydısı bekliyorum ya. Ben açıkçası ikisini de açık bırakabilirdim ya bu pozisyonda olsam İstanbul Wildcats yerine. O takasa girebilirdim yani. Ama 2-1 takası da. Yani Atrox gittiği zaman. Ki onlar öyle yaptı. Yani burada Atrox'u bıraktığında Atrox gelecektir muhtemelen. Starscreen'e bırakacaklarını düşünmüyorum ben açıkçası.
Muhtemelen hazırlıklılar. Evet. Çünkü kendileri çok verim alıyorlar Aatrox'tan. O yüzden tekrar Renekton'a gidebilirler. Ve Aatrox geldi. Eşleşme genelde tercih ettikleri bir eşleşme. Niko da var. Niko yok. Da... Ha, özür diliyorum, Niko yasaklandı. Özür diliyorum. Niko yok. Yani Renekton... Kenan'a falan pek gitmiyor Starscream. Evet, ben Renekton daha mantıklı geldi onlar adına. Artık Kenan net kazanan bir eşleşme olmuyor ya belli bir noktaya kadar. Daha çok takım savaşına getirmek evet. istiyorsunuz Kenan'ı. Ama şunu unutmayalım, Starscream'in her zaman bir Riven oynama potansiyeli var. Akademi tabii. liginde de sürekli oynuyor zaten. Riven bu arada ya fena değil Aatrox'a karşı. Çünkü bütün yeteneklerinden neredeyse sıyrılabiliyorsunuz Aatrox'un. Bir de zaten Aatrox mini bir Riven baktığınız zaman. Öyle. Daha yavaş hali. Diğer taraftan ise Sejuani. Ama çok daha ağır ya. Kılıcı büyük ondan geldi. Ya diğerininki kırık. Ara normal. Bu arada Sejuani'yi aldılar. Bir de Sylas'ı alırlar mı acaba? Tabii Sejuani yukarı da gidebilir. Öyle de bir ihtimal sanmıyorum var. Sylas'ı da alacaklarını. Ben de sanmıyorum. Burada Ezreal, Yasuo. Yasuo bu seçimden. Yasuo Joker'in sıkça oynadığı bir şampiyon. Ama bu kadar erken göstermek ne kadar doğru tartışılır. Ben artık şu anda şunun... Yani Sejuani'yi aldılar. Yasuo'yu da aldılar. Şu an Sylas ikisine karşı da ikisinin ultisinde de aşırı verimli olabilen bir şampiyon. E bir de ormancı ellerine de çok göstermemiş olurlar. Ya Trix'ten bakalım, tabii Trix'in hiç oyun stiline uyan bir şampiyon değil. Ya ne kadar uymadığını da gösterdi. O kadar uzak söyleyeyim ama Trix'in bence bu mevsim daha çok başvurması gereken şampiyon bu. Hakikaten onların oyun tarzına ve oyun planına baktığımızda Trix'in Skarner ve benzeri şampiyonlara yönelmesi gerekiyor. Gibime geliyor. Yani inisiyatif alanın Skarner'ın inisiyatif alanın Trix olması lazım böyle. Erken oyunu yönetmesi lazım Sylas'ı keza. Sylas'ı da yapar. Vallahi yapar. Ben ufak bir örnek vermek istiyorum. Şimdi 1907 Fenerbahçe'nin akademi takımında Cüce genellikle tanklarla bildiğimiz bir oyuncu. Fakat son birkaç haftadır agresif şampiyonlarla oynuyor. Çok kötü başladı. Yani 0-4 gittiği mücadeleler işte, üst koridorda kötü durduğu mücadeleler. Ama yavaş yavaş alışıyor ve yavaş yavaş artık takıma da bir kazanma koşulu getiriyor oynadığı agresif şampiyonlarla. Nili Nali'den de bence bunu çıkarmak istiyor Galacticos. Ve yavaş yavaş oraya götürebilirlerse bu genç oyuncuyu. Sıkıntı şurada. O zaman işte belki o ekstra şeyi alabilecekler ondan. Sıkıntı şurada Tombalik'le. Yani haftalar, 5. haftaya geldik. Yani ligin yarısı oluyor bu maçtan bu sonra. Bu maçtan sonra bitiyor. Ligin yarısına gelmeden, ligin başında başlasalar böyle bir şey olabilirdi belki. Doğru, ligin başında da başladılar zaten. Hani hep agresif seçimler yaptı genel olarak. Şöyle agresif seçimler yaptılar ama kendi açıklaması, yanlış hatırlamıyorsam Nilin Alay'ın, bu tarz şampiyonları sevmediği yönde. Biraz daha Aatrox'tur, Irelia'dır, Camille'dir, o tarz şampiyonları, Jax'tir, o tarz şampiyonları sevdiğini biliyorum. Aynen. Ben. Durum böyle olunca siz o oyuncuya Ryze verince tabii ki de bekleyemiyorsunuz. Artı bu kadar agresif oynatacaklarsa eğer önce ormancı yakınlığı lazım. Aynen. Üstünlük veren o devamını getirsin şeklinde. Onu da hiç yapmıyorlar. Biraz bugün Lux'ın yüzüne bakılmıyor ya. Hiçbir evet, şey olmadı Lux'a. İki maçtır. Öteki destekler Lux'a dengelendi. Bakıyorum Galacticos hala bir destek seçmedi. Evet. Ve Lux yasaklandı. Hoş bize uydu galiba. Karpuz kabuğu getirmek değil. Tabii bu şaka bir yana. Hani şeyi bilgisini de verelim. Kulaklıklardan dolayı bizi hiçbir şekilde duyamıyorlar. Oradaki özel bir ekstra dışarıdan önlem ses sayesinde. Ya. Aynen, biz dışarıdan biz de ses alıyor kulaklıklar. Ne oyuncularınki ne koçlarınki. Onu da söyleyelim. Çok da güzel de bir white noise var. Değil mi? Aynen öyle. Ve Riven da yasaklandı. Riven evet. görmek istemiyorlar. Genelde zaten İstanbul Wildcats'e karşı ikinci yasaklama evresinde o Riven ekleniyor. Ligde Riven yasaklaması çeken tek isim. Ki zaten Evelynn yasaklaması çeken tek isim de yine bu takımda. İki tane ekstra yasaklamayı bu takımın iki oyuncusu çekiyor. Hak ediyorlar ama ya. Evet. Hakikaten o yasaklamayı yapmanız gerekiyor. Aynen öyle. Hadi Riven oyun planınızı bozacaksa daha çok yasakladığınız bir şampiyon ama Evelynn gerçekten ruletin tek başına maç kazanma noktasına getirebildiği bir şampiyon. Ki kazandırdığı da birçok maç var. Geçtiğimiz mevsimde bu mevsimde. Kenan'a yöneldiler. Kazuke gitti Aatrox'a. Oo tamam. Bu arada ya koş koş kompu bu ya. Ama şöyle koş bir, koş kompu şöyle bir avantajları var. Çok iyi bir takım savaşı. Her koridoru kazanabilirler üstelik. Evet. Yani bu arada ben o Skarner'ı düşünemiyorum şu an. Kat edeceği mesafeyi. Şimdi alt koridoru zaten kazandılar. Ya bu arada sadece Skarner değil. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Skarner'dan çok Aatrox'un işine yarayacak. Bence de. Skarner bir şekilde zaten kendi eşyalarıyla falan o seviyeye ya ulaşabiliyor. Aatrox'un en büyük şu anda en büyük yaşadığı sıkıntı rakiplere ulaşmak. Allah abi koş diyorsun. Sivir koşturuyor. Gerekirse Zillion koşturuyor. E bir de Yoğum alacaksın. Yani rakip takımda da böyle çok net bir kaçış mekaniği yok açıkçası.
O yüzden Aatrox için işler çok kolay olacak birilerini yakalama konusunda. Kamil geldi bu arada. Kamil de üst koridorda Ken'le karşı oynayacak. Yasuo da orta koridor. Erken öne çok fazla üst koridora baskı görebiliriz bence, evet. Wildcats tarafından, ama bunu yapamazlarsa eğer çok ciddi koridor aşamasında problem yaşıyorlar ve orta oyuna güçlü girdiği zaman bu şampiyonlarla savaşmak çok kolay. Yani Cannon, Skarner, Aatrox'ta takım savaşı yapmak çok kolay. Orta oyuna güçlü girdiği takdirde elindeki kompozisyon, özellikle Aatrox'un çok rahatlıkla o savaşta domine etme şansı var. Biliyorsun da geç oyunda da çok kuvvetli bir nişancıya sahipler. Geç oyunda çok kuvvetli bir takım kompozisyonuna sahipler. Bence Galacticus istediği bayağı bir şey aldı. Uzun süre sonra da Zillion var. Bir de koridoru da kazandıracak bir Zillion, evet. Geldi üstelik. Bakalım hangi takım bu mücadeleden zaferle ayrılacak. İki takım için de gerçekten kritik bir mücadele. Koçlara el sıkışıyor. Biz de sözü sunuculara bırakıyoruz. Analizmasına değerli yorumlar için teşekkürler. Günün ikinci maçıyla buradayız. Seçim yasaklama ekranı tamamlandı. İstanbul Wildcats'te Akademi Ligi'nde bu hafta iyi performans sergileyen Joker bugün forma şansı buldu ve Yasuo oynayacak. Yasuo Sejani kombosunu direkt yakaladılar, aldılar zaten. Kutup saldırısının üstüne Yasuo ultisini yakalamak çok kolay. Direkt aldılar ve onun üzerine kuracaklarını gösterdiler kompozisyonu. Son seçim Kamil'e gittiler. Sence neden Kamil? Cannon'a karşı daha şey olsun diye, yani Cannon'ı bir şekilde yakalayıp içinde tutabilmek için ve sersemletebilmek için anladıklarıyla Cannon'ın eşleşmesine karşı daha iyi olabilir diye. Sorun şu ki Kai'sa artık yetenek gücü gitmek zorunda. Yetenek gücü eşya dizilimi yapmak zorunda. Etkili, o da etkili ama güçlenmesi daha geç oluyor şeyin kompozisyonu. Çünkü hem Kamil hem Yasuo olunca sadece fiziksel saldırı olacaktı standart Kai'sa eşya dizilimi olsaydı. Bu biraz Kai'sa'nın işini zorlaştıracak. Üstüne üstlük koridor da çok kolay değil. Ama diğer tarafta Galacticus çok çok ilginç. Yani analizması uzun uzun bahsetti, işte çok hızlanacak, Aatrox'u hızlandıracak bir kompozisyon kurdular. Fakat orada Sivir seçimi biraz ilginç. Çünkü Sivir 9-13 yamasında özellikle seken atışa gelen mana artırımından sonra koridorda çok zorlanmaya başladı. Ama yanında Zilin olduğu için Zilin biraz koridoru daha rahatlatacaktır onun adına. Yoksa eskisi gibi iki tane seken atışa yapıp koridoru dümdüz temizleyemiyorsunuz artık Sivir'le. Erken aşamada minyon dalgası temizlemek çok zorlaştı. 75 mana nedir abi? 60'dan 75'e çıktı ki zaten Sivir mana sorunu yaşayan bir nişancıydı. İki tane Segen atış atıyorsun, bitti abi. Ondan sonra bekle ki büyük halkanı açıp bir tane mana doldur yani. Evet. Gerçi şey açısından kolay. Zilin eğer bombaları bırakırsa oradan mana geri kazanmak nispeten daha kolay olabilir. Karşı tarafın yeteneğini engellemesi lazım. Karşı taraftan yetenek engellemesi lazım. Pardon, doğru. Zillion'la birlikte oynuyorsun. Doğru, karşısında Tahm Kench karşısında var. Gerçi Tahm Kench de dürtmeye çalıştıkça. Evet, dürtmeye çalışırsa olabilir belki oradan, ama o zor. Saatli bomba daha kolaydı. Ben şimdi karıştırdım da Zillion takım arkadaşı. Yoksa dili arasına yakalamak için iyi, doğru zamanlamayı yapmak lazım. O zamanlamayı kaçırırsan yandın. Evet, ve karşılaşmanın başlangıcında bir duraklatma yapıldı. İstanbul Wildcats tarafından alınmış gibi duruyor. Bir oyun için ayarlarda düzeltme yapılacak. Kısa süre içerisinde karşılaşmaya döneceğiz. Peki yani Kai'sa'nın mana veren Ginsu ve Nashor'un dişiyle birlikte sanırım o eşya dizilimine gidecek. Muhtemelen. Yani bu kesin değil ama bu kompozisyona baktığımız zaman hem Kamil hem Yasuo varken tamamen fiziksel saldırı kompozisyonu kurarsanız onun çok büyük dezavantajları olur. Ve şu anda gerçi yapılan en iyi eşya dizilimine de o gibi görünüyor. Peki yani Kai'sa hani 3 eşyasını bitirse bile, Nashor'un dişini alsa bile yine yetenek gücü hasarı böyle %80'i %90'lık kapsayan bir hasar olmayacak ki. Yani tamamen fiziksel hasara karşı bir zırh yüklendiğinde aslında Wildcats'in de böyle kilidini açmış gibi, ona karşı güzel bir önlem almış gibi duruyor Galacticus'un seçimleri. Ve zırh alabilecek şampiyonlara da baktığımızda Skarner, işte Skarner, Cannon'dan gelecek bir Zhonya ve çizmelerle birlikte aslında en azından erken ve orta oyunda bir önlem olabilir. Bu arada karşılaşmaya da başladık. Yasuo'nun yeni kostümü de arzı endam etsin. Bakalım Joker de yeni kostümle birlikte nasıl bir performans sergileyecek. Maçı kim kazanır oylaması da başladı. Twitch ve YouTube sohbet üzerinden. Minyonlar harekete geçti. Sizler de bu oylama her zaman olduğu gibi katılabilirsiniz. Karşılaşma Bulut Ejderi ile başlayacak. Dakika 5'te Bulut Ejderi vadideki yerini alacak. Ve Joker de bir totem bıraktı. Trix'in başlangıcı alıcı kurtlar olacak gibi duruyor. Tek başına başlıyor ormana.
Diğer tarafta Rulet kendi kırmızısında yardım olarak başlıyor. Ve Ruvelius direkt olarak koridorunu bitirdi. Ninuneli'den de belki de en kısa süreli seviye 1 takasını gördük az önce üst koridorda. Ona takas değil, selamlama diyoruz. Orada Joker. Devam ediyor burada, havaya savurdu Kenzuke'yi. İki tarafın da 5 yükü ulaştığını gördük. Yenilmez Rumi'nin. Yalnız yine dolduruyor kalkanı Joker. Ve seviye 2 doldu. Kenzuke de seviye 2 oldu şimdi. Şu an kadar Joker. Tek orada orada. Takasları iyi götürüyor. İki tarafta ikisini kullandı tabi. Alt tarafta 2 minyon dalgasından 3 minyon kaçırmış Ruvelius. Anek sadece 1 minyon kaçırmış. İttirmek adına bazen yani koridor kontrolünü geçirmek için 1-2 minyondan feragat edebiliyorsunuz. Joker kalkanları çok doğru zamanda yakalıyor. Takaslardan şu ana kadar çok daha avantaj çıkan taraf. Tabii en büyük dezavantaj onun adına, Yasuo gibi bir şampiyonla koridorda önde durmak çok büyük bir risk. Çünkü arkada yabancı düşman minyon yok kaçabileceğiniz. Evet. İleri gitmek kolay da geri... Yasuo tam oynanma şekline uygun bir şampiyon. İleri vites var, geri vites yok. Bu arada Starscreen burada güzel bir cevap verdi Nilnelli'ye. Yalnız otomatik saldırılarla birlikte takas eşitlendiği gibi duruyor. Büyük kalkanını aldı ama tabii otomatik saldırılara durmuyor. İşe yaramıyor o kalkan. Venus da şeyi çok iyi idare ediyor bu arada. Manasını. Yani çok bilinçsiz bir şekilde manayı yiyip bitirmedi. Bu arada Trix'in orta koridor ziyareti. Oo. Yalnız Joker biraz riskli hamlelerde bulunuyor rulete güvenerek. Bir de fazlasıyla riskli. Yani Trix'ten gelebilecek bir sıçra sersemletme belki skoru bile getirebilirdi ama orada minyonları alacak şimdi rahat bir şekilde. Alt koridor ilk barikat altını daha dakika 4'te Ruvelius ve Tarki tarafından. Biraz bu koridoru fazla göremedik ama Tarki gayet iyi iş çıkardı anladığım kadarıyla. Yaklaştı buraya takım arkadaşının yanına gelmiş durumda. Kenzuke sersemletilebilir. O da biraz riskli bir oyun oynadı ama Joker minyonları ittirdi burada ve Kenzuke koridoru iyi bir yerde bırakacak. Nelly de Arakçı ile oynadığı için şu an cebinde bir tane iksir bulunuyor. Oh, kesi de geldi. 70 altın geldi sanırım. Kullandı onu. Orada Joker'di. Üste dönüp ışınlarıyla birlikte geldi hemen koridoruna. Bir tane daha Doran kılıcı alıp. İki maçtır yalnız. Üçer ışından görüyoruz ki zaten hani 3-4 yamadır böyle bu iş. Minimum 2, ortalama yani genelde 3 ışından oluyor. Hatta geçen LCK maçlarının çoğunda ormancıların dizginsiz büyük kitabıyla ışınlanlı girdiklerini gördük. Dizginsiz büyük kitabı değişmeden önce Sejuani oyuncularının bunu zaman zaman yaptığını görüyorduk. Geçtiğimiz yılda. Yani ışınlanı yapılabilecek her şey yapıldı. Aynen. İptal edilmesinin önünden kaldırıldı, bekleme süresi artırıldı falan ama tam tersine tabii profesyonel arena o kadar farklı ki tek dereceliden. Hani koordinasyon, bir arada hareket etmek, ortak strateji geliştirmek önemli ki. Yani ışınlanın değeri ve ışınlanla yapılan oyunlar üzerine kurgulanıyor her şey. O yüzden yani senin de dediğin gibi yapılabilecek her şey yapıldı. Daha ne yapılsın yani? Bu arada iki nişancı da tek kılıcıyla koridoruna dönecek. Trix şimdi yavaşla sersemletti. Orada ruleti. Yani üst koridorda Starscreen'e çok ciddi bir minyon avantajı yakalamış durumda Ninnelli. Bu arada Kenzuke'den güzel bir takas orta koridorda. Bu sezonda şu ana kadar hiç iyi performans göstermiyordu Ninnelli. Tabii yeni bir ülkede yeni bir takımla uyum sağlamak kolay değil. Ama sezon başından beri beklentilerin çok altındaydı ama şu anda şu maçın başında koridor aşamasında çok çok iyi iş çıkarıyor. Evet, iki ormancı hiç vuramadı üst koridoru. Tabii menzilli bir şampiyon var elinde ama şu
şu anda 24 milyon bir fark oluşmuş durumda. Bu arada ormancılar da birazdan seviye 6 olmak üzere. İki ormancının da yani neredeyse garanti skoru denilebilecek kadar kuvvetli ultileri var. Bu arada Trix ve Kenzuke şimdi üst koridora bir kule altına geliyor. Ve Trix yırtıcıyla birlikte Star Sıkrı'nın üzerine doğru gitti ama Star Sıkrı'nın oradan uzaklaşacak. Aslında burada kule altı yerine kırmızı güçlendirmeyi mi deneyecekler diye düşünmüştüm bir an. Ama kırmızı güçlendirme rulet tarafından alındı üst koridor denilirken. Ve rulet de kendim güven alacak. Bu arada Joker orta koridora bir baskın var. Buradan çıkabilecek gibi duruyor. Yalnız kullanılan bir sıçra Kenzuke'den. Joker yeteneklerden sıyrılmaya çalıştı ama ilk an vermeyi engelleyemedi. Ve dakika 7'de Kenzuke ilk anı döküyor. 3 kişi geldiler oraya ve o skoru çok da rahat aldılar. Bir de sağ olsun Tarkin'in verdiği bütün destekler yetmemiş gibi. Bir de abicim senin level'ına az kalmış seviyene. Bir de hafiften seviye desteği vereyim dedi. Ve orta koridorda Joker birebir iyi götürüyordu erken oyunda. Minyon farkını da kapatıp öne de geçti Kenzuke. Bir de ilk kanı var tabi. Ve üstüne döndükten sonra erkenden bir botunu bitirmek istedi o da. Ninja tabii aldı. Bu arada Nilneri ilk eşya olarak Bijwater Palace'ı yapmış. Biraz evvel şey için söylemiştik ki Kaisa için yetenek gücü gitmesi daha mantıklı diye tamamen fiziksel saldırı olacak diye. Ben kendine yetenek gücü gider diye tahmin ediyordum. Ha pardon şey. Hextech silah kılıç yapacak. Hextech silah kılıç yapacak doğru pardon. Ondan sonra şeye gidecek. Yetenek gücüne gidecek. Otomatikman tabii Bijwater Palace'ı alınca biz otomatikman kafamız mahvolmuş kralın kılıcına gidiyor ama kuvvet kitabı da almış. Evet, alt koridora biraz daha yakın ama orta koridora da iki ormancı da baskın yapabilecek durumda. Tarki 6. seviye oldu bu arada. Bu da otomatikman bütün denklemi değiştiren faktörlerden biri. Canlandırma etkisi var. Orada Algos. Orada Algos'un başı yani derde girebilir. 200'e kadar düştü. Ruvelius hareket hızı da kazandı burada. Algos'un şifası duruyor ama alt koridorda çok büyük bir üstünlüğü kazandı şu anda Ruvelius Tarki ikilisi. Ve bu arada iyice güçlenen Kenzuke'de rahat rahat artık rakip ormanda fink atabiliyor. Tabii Juliet alt koridora yakın olduğu için üste dönmekten vazgeçti Anex ve Algos ikilisi. Star Screen'den bir takas, üst koridorda devamı gelmeyecek. Bir barikat daha gitti. Bu arada Nilneli ultiyi kullanıyor burada ama menzile giremedi bir türlü Star Screen'de. Sıçramak durumunda kalıyor. Yeteneğini kaçırdı Nilneli burada biraz riskli bir hamle. Hexa kutum atomu geldi kötü bir sıçra Nilneli'den. Star Screen bu skor alacak gibi. Son anda bir sersemletti Star Screen. Burada birebir de skor oluyor. Rakibinin hatasını harika değerlendiriyor. Yani Star Screen'in hakkını yemeyeyim ama burada bir skor verildiyse yani bu çok daha büyük Nilneli'nin hatası. Yani bir kere ultiyi o kadar erken açtı ki. Yani şimşek gibiyle menzile girip ya da daha sonra bekleyip koridora geri geldikten sonra kullanması gerekiyordu. Ulti tamamen boşa harcadı. Ondan sonra enerjisi de kalmadığı için şimşek gibiyle çıkabilecek mesafeye de gelemedi. Kancı atışıyla gelen ve büyük halkanı da alan Starscream çok kolay bir skor oldu. Ve ayrık ölüm konusunda Nilneli rekorlar kırmayı sürdürüyor. 12. bu sezondaki 12. ayrık ölümü. Tam onu övüyorduk. Yani bu sezon iyi geçmiyor ama bugün koridoru harika geçiriyor diye. Beklenmedik bir hata geldi Nilneli'den. Buna rağmen Galacticos'un 2000 altınlık üstünlüğü var. Evet yani Arakçı'nın etkisi var. Etkisi var. Ve minyon farklarına baktığımızda üst koridordaki minyon farkı çok büyük bir faktör. Yani bir skordan fazla belki. Ya Arakçı'yı çıkarsak bile skordan fazla minyon farkı yaratmış durumda Nilneli. Evet şimdi bir koridor değişikliği izliyoruz. Ruvelius ve Tarki
alt koridorun canını okudular. Şimdi bu koridorun canını okuyacaklar. Bu arada hamle avantajı hep Galaktikos'ta. Evet. Orayı derken gelen onlar. Bulut ejderi olduğu için pek fazla önemsemediler sanırım. Daha çok vade alameti etrafına yoğunlaşmak istiyor Galaktikos. Ama hamle avantajı o kadar önemli. Şimdi bunu yaptılar, bu kadar zaman kazandılar. Bu zamanı vade alameti için kullanabilirler. Diğer koridorlara baskı için kullanabilirler. İstedikleri gibi kullanabilirler. Evet. Ve vade alametine bakalım Joker ışından kullanacak mı? Joker orta koridora gitti ışınlarıyla. Burada alameti bırakacak gibi duruyor İstanbul Wildcats ve dakika 12'ye girerken alamet de Trix tarafından alındı. Bu ekstra fazladan barikat demek. Bakalım nerede kullanacaklar? Yani bu koridorda Kenzuke skor aldı. Ama Joker hala bu koridorda daha çok koridoru kontrol eden tarafmış gibi duruyor. Bu arada Kaysan'ın da fiziksel saldırı eşya dizilimi yapacağını görüyoruz. Bu da hani zırhları yüklendiği zaman Galaktikos'un işini çok daha kolay olacağını geliyor. Ve alamet orta koridorda kullanılmaya karar verdi. Kullanmaya karar verdi Galaktikos. Bakalım bir barikat altında alacaklar mı? Hayır. Bir tane daha zorlamayacaklar. Ve alt koridorda sinyaller gelmeye devam ediyor bu arada Neil'in ele için. Starscreen şu çaldığı kontrol tutamını alıp koridoruna dönecek ve ilk eşyasını bitirdi Anex. Fırtına biçeni. Diğer tarafta da cam biçen almıştı Ruvelius. Tabii Starscreen erkenden Merkür'ün alımlarını aldığı için henüz Tiamat'ın alamadı. Henüz herhangi bir hasar eşyası veya alt eşyası bitirebilmiş değil. Tiamat tabii daha çok koridor için önemli, koridoru itebilmek adına. Orada Trix yırtıcıyla birlikte biraz ürkütmek istedi rakiplerini. Bu üst koridorda bir barikat altın daha kazandı çünkü Ruelius ve Tarki'ye. Hatta bir tane daha almak üzere Ruelius. Bir otomatik saldırı daha yapabilecek mi? Bu minyon dalgasıyla yapamadı ama yeni gelen minyonlarla alacak sanırım. Var. Bir barikat daha. Ruelius barikatla... Ruelius'un barikatlarla... Daha doğrusu barikatların Ruelius'la imtihanı. Sanırım... 4 barikat altında vardı Ruelius. Vardı. Belki daha fazla. Ortadakini şey aldı, alamet. Geri kalan iki kana... Şeydeki... iki yan koridordaki toplam 4 barikatı Ruelius'un baskısı sağladı. Bu sayede de 3000 altına yakın bir avantaj yakalamış durumda Galaktikos cephesi. Evet, Ruelius üstüden önce tek kılıcı aldı bir de. Bedi kılıca doğru gidecek o da ikinci eşya olarak. Dakika 14'teyiz. Dediğim gibi 3000 altına yakın bir fark var. Nilneli de Hextech silah kılıcı tamamladı. Yani ayrı kittirme için, birebir için gayet iyi bir eşya tercihi. Aynı zamanda takaslardan sonra canını da yenileyebilecek tabii. Diğer tarafta Starscreen Tiamat'ı bitirmiş ve şu anda bir seviye önde görünüyor. Nilneli'nin tecrübe puanı %70 civarlarında. O da seviye 10 olmak üzere. Alınan barikatlar 8'e 0. 4'ü Ruvelius'un çabası. Belki 4'ten fazla bile ya. Belki de 4'ten fazla bile, haklısın. Dakika 15'teyiz. Orta koridordaki duruma baktığımızda Joker 140 milyon civarında. Ve üste döndüğünde o da coşku eşyasını tamamlayacak. Yani aylık ittirmeye gittiğinde bu ikili. Yasuo ve Aatrox. Nasıl bir eşleşme olur sence? Yani biraz oynamaya bağlı ama Aatrox her zaman daha avantajlı gibi. Biraz da Yasuo'nun o Aatrox'un yeteneklerinden sıyrılmasıyla herhalde şekillenecektir. Aynen. Bu eşleşme. Yani Minyon... Yasuo'nun kaderi o. Minyon var mı yok mu? Yasuo ileri vitesi var. Geri vitesi olmaz Yasuo. Şimdi üst koridora doğru bir anda Galaktikos oyuncuları rotasyon sağladı ve bu rotasyon ilk kule. İlk kuleyi getirecek dediğin gibi dakika 16'da. Ruelius ne kule baskısı kurdu ya. Ya kulelerden çok fazla altın kazandı Ruelius. Şu anda iki nişancı arasındaki farkı da görüyoruz. 1200 civarlarında. Ruelius'un cebinde 1100 altın var. Aynı şekilde Anex'in cebinde de o civarda bir altın var. Ve üst koridoru yoğunlaşınca Galaktikos hemen İlk ejderi, Bulut ejderini alıyor İstanbul Valitesi. Dakika 16'da
alınmış. Çok geç bir ilk ejder aslında. Ama bir dahaki ejder için çekişme ve mücadele daha fazla olacaktır. Bir dahaki ejder alev ejderi. Ve Kenzuke ilk eşyasını tamamladı. İlk eşyasını ölümün dansından yana kullandı tercihini. O ilginç bir tercih. Ve ilk eşya olarak sence neden yaptı bunu? Yani biraz ani hasarı soğurmak istiyor diyeceğim ama Yasuo zaten ani hasarı yerse pek öyle hayatta kalması kolay değil. Can yenileme açısından istiyorsa ki ölümün dansı en iyi tercih mi? İlginç. Karşısındaki şampiyon böyle zırhteşmeye karşı herhangi bir defansiflik gösterebilen bir şampiyon da değil. Yasuo. Yani ben bir zırhteşme eşyası beklerdim erken dakikalarda en azından. Ama Kenzuke'nin tercihi bu yönde olmuş. Tabii ayrık ittirmede biraz da ani yani can yenilemesine ihtiyaç duyacağını düşündü sanırım. Aatrox'a ani hasar, yani genelde ani şeye karşı çok iyi ölümünden ani hasara karşı. Bu arada Galacticos'tan yine güzel bir rotasyon. Bu da orta koridor kulesini getirdi. Ve o kule alınırken bir kez daha Ruvelius kulenin etrafında kuleye hasar veren şampiyon isimdi daha doğrusu. Şimdi üste döndüğünde ebedi kılıcı bitiriyor. Çok erken bir ebedi kılıç. Dakika 18'de 2 eşya Ruvelius. Müthiş. Ama yani dişiyle tırnağıyla yaptı bunu. Yani Sivir'le de zaten öyle çok oyun yapıp skor alamazsınız ama Sivir'le inanılmaz bir koridor üstünlüğü ve daha doğrusu kule üstünlüğü yakalamış durumda. Yani 3 dakika sonra alev ejderi var ve Anex 3 dakika içerisinde bir skor alamazsa muhtemelen ikinci eşyayı bitiremeyecek. Yalnız Aatrox'a karşı kim duracaksa ki muhtemelen Joker olacak o, kesinlikle bir celladın çaresine ihtiyacı var. Hem Aatrox pasifi yüzünden hem de ölümün dansı için. Ya ben Joker'in kısa vadede alabileceğini düşünmüyorum. Yok alamaz ki Joker. Joker'in başka öncelikleri var. Bu arada Kenzuke orada kitle kontrolü maruz kaldı. Bir an rulet çıkacak buradan. Sıçrayı hemen kullandı Joker. O Skarner ultisini görmek istemiyor haklı olarak. Evet, Trix'e çünkü hızlı biçimde geliyordu. Sıçrası vardı onun da. 2,5 dakika sonra alev ejderi var. Sanırım alev ejderindeki savaş belirleyici olacak biraz daha. Şu ana kadar rotasyonlarla kuleleri almaya devam ediyor Galacticos ve son dış kuleyi de aldı dakika 19'da. Bir de burada mavi güçlendirmeyi istiyorlar. Güçlendirme Trix tarafından alınıyor. Tarkin'in alan kontrolü de çok değerli bu arada. Tarki kefaret bitirmiş ilk eşya olarak. Anex de üste döndükten sonra bir nişancı yayı aldı. Burada Ginso'ya doğru ilerliyor. Bu arada üst koridorda Star Screen direkt olarak ulti kullandı Nilaleli'nin üzerine. İki seviye fark var ama Nilaleli güzel bir hasar çıkardı. Kefalet kullanılıyor şimdi. Üst koridora gelen Roulette Algos var. Harika bir kronometre. Çok iyi zaman kazandırdı bu. İki ışından Joker Ruvelius'un üzerine doğru gidecek. Ruvelius bumerangını da gönderdi. Yan taraftan gelen bir Tarki var. Anex Tarki'nin üzerine odaklanıyor. Tarki son anda kendi üzerine ultisini kullandı ve tekrardan dirilecek. Canlar bayağı bir azalmış durumda. İstanbul'da Wildcats bu savaşın devamını istemiyor. Hem de 5'e 4 yen istemiyor. Kenzuke alt koridorda kuleyi alacak. 5'e 4 değil. Önce 2'ye 1'di. Daha sonra 3'e 2. Daha sonra hep birer sayısal dezavantajdaydılar. Ama Galacticos daha güçlü ve daha iyi oynayan taraf olduğu için harika bir kronometre zamanlamasıyla zaman da kazanarak burada müthiş zaman kazandırdılar Ninnelli'ye. Pardon, özür dilerim. Kenzuke'ye. Kenzuke de çok rahat üst koridor ikinci kulesini aldı. Alt koridordan. Bu arada alamadı sanırım o kuleyi. Tam göremedim ama ve tekrar izliyoruz. Yine 3'e 1 kalıyor. Çift ışından. 5'e 2'ler şu anda ama yine savunmayı yapıyorlar. Bu arada Nilaleli üst koridorda Joker'i yakalamış. Joker'i kurtarabilecek mi bakalım orada rulet. Çok az bir canı var. Son anda hayatta kalıyor Joker. Algos ve rulet. Önce rulet harika yetişti oraya. Nilaleli'nin ultisi yoktu tabi. Yani son bir otomatik saldırı çıkarabilse skoru alacaktı ama buna izin vermedi rulet. Orada arada çok güzel bir kalkan da aldı Joker. Ama gerçekten çift basamaklı canla çıktı oradan.
Ve Alev Ejderi Galacticos. Buraya erken geldi ama İstanbul Valkes tarafı da çok yakın. Kenzuke sanırım çıkacak buradan. Ninne'nin ışınlanı var. Şimdi kullanabileceği arka tarafta bir totem var mı diye bakıyorum. Evet, güzel var, bir totem var. Biliyor. Bu arada Nex'in üzerine odaklandılar. Algason'u ham yaptı. Yaklaşık 20 saniye o yetenek bekleme süresi. Joker kötü pozisyonda. Joker düştü. Harika bir Cannon ultisi. 3 kişiyi tuttu orada. Devamı gelecek gibi duruyor. Rulet yakalanacak mı? Tek kontrol. Evet. Kenzuke rulet alırken arka tarafta tek başına rakipleri oyalamaya çalışan bir Algos var ama Algos da düşüyor. 3'e 0 bir değişim. Galacticos lehine. Nilin'in ışınlanı var dedik. Öyle güzel bir yere geldi ki. Ve direkt Baron'a gidiyor. Alev Ejderini bıraktı. Alev Ejderini de alıp, bence Alev Ejderini alıp gitmek daha mantıklıydı ama zamanların yetmeyeceğini düşündüler herhalde. Alev Ejderini Kenzuke tek başına alıyor, doğru. Evet, ışınlanı var Kenzuke'nin. Yalnız Baron çok hızlı eremeyecek. Çünkü bu kompozisyonda Baron eritecek bir şampiyon yok. Ama şöyle baktığımızda yani Kai'Sa ve Camille'in de buraya gelmesinin pek bir anlamı yok gibi duruyor. Onlar Alev Ejderine gidiyorlar. Bu da Kenzuke'nin Alev Ejderini alamayacağı anlamına gelecek. Evet, Kenzuke Ejderi bıraktı. Deneyecek mi bakalım? Diğer tarafta da Baron biraz uzun sürmüş olsa da dakika 22'de Galacticos'a gidiyor. Altın farkında neredeyse 9000'e çıkıyor. Savaşı görüyoruz. Bu arada Kenzuke de harika bir açıdan geliyor ama esas kaçan 4 kişiyi birden yakalayan, orada harika bir kronometre zamanlamasıyla kendini de kurtaran bir Ninileri görüyoruz. 4 kişiyi sersemletti, tuttu, arkadaşlarının gelmesini bekledi ve paramparça ettiler o savaşı. Ve bir duraklatma. Dakika 22'de Baron güçlendirmesi ve Alev Ejder alındı karşılıklı olarak. Baron Galacticos, Alev Ejder'i İstanbul Wildcats'te. Kenzuke'yi Alev Ejder'iyle bırakmak yerine 5 kişi birden Alev Ejder'ine gitseler, sonra 5 kişi birden şeye gitseler, Baron'a gitseler, ikisini de almış olabilirler. Çünkü Alev Ejder'i 5 kişi çok rahat düşüreceklerdi. Baron'un düşmesi de çok hızlanacaktı Kenzuke orada olduğu için. Peki şu ana kadar gidişat hakkında neler söylemek istersin? Baron vallahi alınana kadar yani kuleleri çok iyi kontrol etti Galacticos, Valkes biraz daha sanki cevap vermeye çalışan taraf oldu ama yeteri kadar da cevap verememiş gibi duruyor. Şöyle, Galacticos bir şeyler yapıyor ve çok olumlu şeyler yapıyor. Sürekli arkasından kovalayan, yaptığı şeyi yani Galacticos sürekli delikler açıyor, onları yamamaya çalışan bir Wildcat görüyoruz şu ana kadar. Evet ve karşılaşmada ufak bir duraklatmanın ardından devam ediyor. Nilin'in verdiği bireysel skorlar hariç İstanbul Wildcats'in yapmaya çalışıp yapabildiği bir şey yok. Her şeyi oyunda, bütün kararları Galacticos cephesi veriyor. Evet, ten eşyalara da tekrardan bir göz atacak olursak Zonya'ya tamamladı üst koridorda Cannon. Orta koridorda Aatrox'un Karabalta ve yanına zincir yelek aldığını görüyoruz. Erken bir koruyucu melek yapacak sanırım Kenzuke. Bir de tabii alınan her zırh Wildcats'ın işini çok zorlaştırıyor. Hmm. Tamamen fiziksel hasarlar çünkü. Yalnız bu maçta Trix'in tercihi Merkür'ün adımları olmuş. Çizme tercihi. Bu arada Baron'un güçlendirmesiyle birlikte hiç savunamıyor bile Wildcats. Yani öyle bir ilerliyor ki Galacticos. Trix çünkü oraya hiçbir engel yok önünde. Hayır. Trix gelin gelin gelin, ben birinizi yakalayıp takımdan Çin'e çekeceğim diyor. Koridordaki minyonları da Joker olabildiğince ittirdi takımdan zaman kazandırmak adına ve üstüne dönecek. Star Screen'de en azından ilk koridor kulesini kazandıracak takımına ve buradaki minyonları da olabildiğince önde tutmak istiyor. Dakika 24'te orta koridordaki inhibitörü düşürdü Galacticos. 8000 altınlık bir fark var. Ve Baron güçlendirmesi bitene kadar sanırım bir kuşatma daha yapamayacak. Üste dönüşler gerçekleşiyor. Bu arada burada bir savaş izleyebiliriz ama Joker hemen civalı kuşağını kullandı orada. Ve Galacticos da üste dönmek yerine üst koridor ikinci kulesini de kuşatmayı tercih edecek gibi duruyor. Güçlendirmenin bitmesine çok az bir süre kaldı. 15 saniye var. Bu kuleyi de alıp geri dönecekler. Evet, buradaki 3 milyon yeterli olacak gibi kuleyi almak için. Ve Galacticos böylelikle kulesini aldı. Kuşatmayı devam edecek ama Baron güçlendirmesi bitti. Geri dönmüyorlar. Star Screen alt koridorda. Devam ediyor Galacticos. Burada kule altı yapabileceğini düşünüyor. Yalnız Wildcats savunamıyor burayı. Star Screen alt koridor ikinci kulesini kazandıracak belki takımını ama ikinci inhibitörünü kaybetmek üzere Wildcats.
ve ikinci inhibitor da alındı. Baron bitmedi mi? Bitmemiş. Evet, Baron güçlendirmesi üzerine görünüyor oyuncuların. Sanırım evet. Sağ üst taraftaki zamanlamada bir hata oldu. Devam ediyor yalnız Galacticos. Kefaret'i kullandı. Şimdi oraya kullanılan Messejion ultisi var. İlk düşen isim kim olacak acaba? Rulet yakalandı. Rulet'i alan isim Ruvelius oluyor. Kendisi arka tarafı çok iyi tanklıyor ve hasarını çıkarıyor. Bu arada Anex'e düştü. Oyunun sonuna doğru ilerliyoruz burada. Starscream'den kullanılan Vex'ek ultimatomu. Starscream kendisi düşüyor ama Trix hayata geri dönüyor. Oyunu bitirebilecek mi acaba Galacticos? İlk Nex kulesi düştü burada. Yeni minyon dalgası bekliyor Galacticos tarafı. Çok rahat bitirecekler. Dakika 26'ya gireceğiz. Kişiyle savunmalarına imkan yok. Yalnız Kenzuke iki kişiyi tutuyor orada. Bu arada Algos Kenzuke'yi kendi üstüne götürdü. Kronometre biraz zaman kazandırdı ona. Ve sıçrayla oradan çıkacak gibi duruyor Kenzuke. Daha doğrusu yeteneğiyle. Burada oyun bitmek üzere. Sadece iki kişi var. Anex ultiyi kullandı ama o Nexus savunmak çok zor. Son bir otomatik saldırı. Ve buradan galip gelmeyi başarıyor Galacticos. 26 dakika. Onlar da bu galibiyetle birlikte biraz nefes almışlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü biraz alt sıralardaydı. Aynen ve hala çekişme yüksek olduğu için hala küçük de olsa ilk 6'ya girme ihtimallerini sürdürüyorlar. Ama bundan daha önemlisi. Evet, ilk 6'ya girmeleri çok zor. Biraz hani her şeyin olağanüstü gitmesi lazım. Ama bundan daha önemlisi standart dışı bir kompozisyon kurdular ama bütün parçalarını biliyorlardı. Bu parçaların birbiriyle nasıl çalışacağını. Zil'in destek çok uzun süredir görmüyorduk. Nili etkili olabileceği bir şampiyon aldı vesaire bir tarafa. Baştan sona kendi stratejilerini bu alışılmışın dışındaki kompozisyonla harika oynadılar. Velus olağanüstü bir iş yaptı ve baştan sonra domine ettikleri, yani planını daha maç başlamadan kurdukları bir planı mükemmel uyguladılar. Wildcats'e hiçbir şekilde oynamayı